Bu dersimizde bir döngüden çıkartma komutu olan break komutunu işleyeceğiz. Bunun için sayıların karesini hesaplayan küçük bir uygulama yazacağız. Öncelikle birkaç tane label çekelim. Evet, label'larımızı alıyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi bu kısma sayı diyelim. Sayı ve kareler toplamı diyelim. Table'a çıkmak için bitiş yazın diyelim. Şimdi bir adet de bu kısma text box çekeceğim. Text box diyorum. Text box'ımı bu kısma çektim. Formumu biraz genişleteceğim. Bir de buton nesnesi çekelim. Sayacı başlatması için. Sayaç diyelim buna da. Şimdi kodlarımızı yazmaya başlayabiliriz. Bu label 3 ve label 4'tü. İsterseniz isimlerini de değiştirelim ki bizim için sıkıntı olmasın. Label sayı ve buna da label karesi diyorum. Burada sayaç butonuna bastığımız zaman sıfırdan başlayarak sonsuza dek, daha doğrusu bizim belirlediğimiz değişkenin sınırlarına dek sayının karelerini toplayacak ve label 4'e yazdıracak. Biz herhangi bir aşamada sayıların hesaplanması devam ederken bu kısma bitiş yazarsak işlem sonlandırılacak. Bunun için sadece çift tıklayalım. Evet, öncelikle değişkenlerimizi belirtelim. Long diyorum. I eşittir 0 ve j eşittir 0 olarak iki adet değişken tanımladım. Ardından textbox 1'deki text'i boşaltıyorum. Hemen bir dual döngüsü açmak istiyorum. Dual döngüsünü i diye belirttiğimiz değişkenin 1 milyondan küçük olması durumunda durduracağız. Daha doğrusu devam ettireceğiz. Ta ki sayı 1 milyona ulaşana dek. Hatta sayıyı biraz daha büyütüp 10 milyonda yazabiliriz. Çünkü long'un bize sağladığı sınırlar 10 milyonun üzerinde. Ardından döngünün içerisinde i'yi her seferinde bir kez arttıracağım. I'yi bir önceki değerinden bir arttıracağım. Düzeltiyorum. Bu i artı i değil, i artı 1. Ardından label sayı nokta text diyorum. Bunu da i string olarak belirtebilirim. Ardından j'nin her seferinde i'nin i ile çarpımı kadar artmasını istiyorum. Çünkü karelerin toplamını alacağım. Burada da label karesi nokta text eşittir. J toString demem gerekiyor ki sayıların karesi toplamını elde edebileyim. Ardından hemen bir eğer, yani if bloğu açıyorum. Eğer
Textbox 1'in teksti eşit eşit. Daha doğrusu büyük harf istediğimiz için to upper diyelim. To pardon. Eşit eşit. Bitişse. Yani eğer textbox bir nokta tekstin içerisindeki string ifade bitişse bize işlem yapacak. Ne işlemi yapacak? Döngüyü sonlandıracak. Şuna da application do events diyelim. Ki burada olayı gerçekleştirsin. Ardından da bir mesaj box'ın içerisinde messagebox.show ve kaçıncı adımda işlemden çıktığını bize söylesin. Nasıl yaparız bunu? İyi, bizim adımımızdı zaten. Kaçıncı adımda olduğumuz bilgisiydi. Artı diyorum. Adımda, nokta adımda çıkıldı. Dedikten sonra işlemlerimi tamamlamış oluyorum. Arkadaşlar, bir çalıştıralım isterseniz. Uygulamamı bunları az sonra zaten breakpoint koyarak adım adım, satır satır aldığı değerleri inceleyeceğiz. Uygulama çalıştı. Sayaç butonuna tıklayalım bakalım işlem yapacak mı? Sayaç diyorum. Bir yerde hata verecek sanıyorum ki. Evet, hata vermedi ama sonsuz döngüye girdi. Evet, sanıyorum ki application do events'ı biz if'in içerisine yazmışız. Bunun dışında olması gerekiyor. Şimdi çalıştıralım. Evet, uygulamayı tekrar çalıştırıyorum. Sayaça basıyorum. Bakın hesaplama yapmaya devam ediyor. Bu kısma bitiş yazdığım anda 6686. adımda çıkıldı yazdı. Yani bir nevi events gibi çalışmasını sağladım. Sayaç diyorum, tekrar yazıyorum. Bakın buraya bit'i yazsanız dahi olmuyor. Ya da s ile ya da yanlış yazdığınız zaman çalışmıyor. Ne zaman ki tamamıyla kelimeyi görürse orada programı kırıp yoluna devam ediyor. Break zaten söylediğim gibi döngüden çıkmayı sağlıyor. Hemen şurada bir breakpoint koyarak adım adım programımızı inceleyelim. Start diyorum. Evet, uygulamam çalıştı. Sayaca bastığım zaman bakın F11 ile adım adım ilerleyeceğim. Long i ve j ikisi de sıfır değerini alıyor başlangıçta. Ardından i'nin değerine bakalım. i 1'di. 1 artı 1'den i. Düzeltiyorum. i artı 1'den 2 değerini veriyor. Sonra birinci sayı olarak işlem görüyor. Çünkü do while döngüsünün içerisinde. J'ye bakalım. J de 1. Devam ediyoruz. While'ı gördü. Bu kez i'yi 2 kabul edecek. Çünkü i'nin önceki değeri 1'di. 1 artı 1'den 2 yaptı. Devam ediyor işlem görmeye. Bakın bir yandan egzemiz çalışırken ki duruma bakalım. Continue diyelim. Bakın çalışmaya devam ediyor. Ben burada bitiş yazıyorum. Bakalım nerede kaldı program. Bunu kapatalım. Ve şuraya gelelim. Sayaç diyelim. Ve bu kısma bitiş yazalım. Bitiş. Bakın arkadaşlar. Eğer bloğunun içerisindeki şart sağlandı. Eğer bloğunun içerisindeki şart sağlandığı için direkt burada işlem break komutunu görecek ve tamamıyla
döngünün içerisinden, daha doğrusu çalışan kod bloğunun içerisinden uygulamayı çıkartacaktır. Break demek, programın adımları ilerlerken herhangi bir adımda uygulamadan ya da döngünün içerisinden çıkmak istiyorsak bunu kullanmamız manasına geliyor. Break'i kullandığınız her yerde uygulamanızın o adımını sonlandırabilirsiniz.